bu çalışma alanındaki elemanlarımızın arkasına bir fon atayalım. Layers penceresinin sağ tarafında Create New Layer yani yeni bir katman oluştur butonuna tıklayalım. Ve bu katmana bizim diğer çalışmalarımızı içine alacak bir dörtgen çizelim. Dikkat ederseniz burada son çizdiğimiz dörtgen bizim çizdiğimiz çalışmaların üstünde. Burada hemen aklınıza seçme tooluyla bu yaptığımız çalışmayı en arkaya at demek gelebilir objekt menüsünden. Ancak layer penceresinde dikkat ederseniz bizim son açtığımız katman en üsttedir. Illustrator'da son çizilen nesnelerin diğerlerinin üstüne geldiğini zaten söylemiştik. Yine de isterseniz bir deneyelim. En üstten bunu send to back dediğimizde göndermeyecektir. Çünkü burada gruplu nesneler kendi içinde bu sıralamaya tabidir. Eğer layer'dan ayrıca bir sıralama yapıldıysa Illustrator ilk önce buradaki sıralamaya dikkat eder. Biz bu son kullandığımız objeye yeni bir isim vermek için layer'ın üstüne çift tıklıyorum ve fon diyorum. Ve arkasından bu katmanı tutup biraz önce çizdiğim çalışmaların Arkasını atıyorum. Böylece yeni sıralamayı layer penceresinden kendim yapmış oldum. Aynı bu sıralama grup içerisinde de geçerlidir. Grubun içeriğine ulaşmak için hemen yan tarafındaki küçük oktan yararlanabiliriz. Gördüğünüz gibi daha rahat görmek için paneli genişletiyorum. Burada bizim çizdiğimiz objeler çizim sırasına göre üstte ve altta durur. Aynı şekilde burada Onları da sürükleyip bırakarak istediğim düzende, istediğim yere alabilirim. Katman penceresinden aynı zamanda o an çalışma alanında görmek isteyip istemediğim şeyleri yanlarındaki göz butonuna basıp an için ekrandan kaldırabilir veya istemediğim herhangi bir layer'ı buradaki çöp ikonuna basarak çalışma alanımdan kaldırabilirim. Aynı şekilde herhangi bir layer'ı kilitleyip o sırada üzerinde işlem yapılmasını da engelleyebiliriz. Aynı şekilde layer'ları silebildiğimiz gibi gözün yanındaki boş karede bir layer'ı kilitleyerek onun üzerinde çalışmayı da engelleyebiliyorum. Diğer elemanlarla herhangi istediğim şeyler yaparken böylece diğer çalışmalarıma zarar vermeyebilirim. Aynı şekilde kilidi oluşturduğumuz yerden tekrar kilidin üzerine tıklayarak da tekrar çalışmamızı eski haline getirebiliriz.